Herkese selamlar. Bitcat'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın ikinci piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Umarım güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Dilekleriyle videoya başlayalım. Bildiğiniz gibi dün Fed'in faiz kararını sabit bırakmasıyla beraber hem Bitcoin'de hem bazı altcoin'lerde diyeyim güzel yükselişler yaşandı. Bu noktada şimdi birazdan grafiklerde değiniyor olacağız. Fakat hani birçok kişi bu dip bölgeleri yakalarken fazlaca hırpalandı, cüzdanlarını eğritti ki bunlarda hani ben de dip bölgelerini denemeye çalıştım, değerlendirmeye çalıştım ama birçoğu dibi tut tutturmaya çalıştığımız için açıkçası işlemlerinde stop olanlar oldu. Bu noktada hani piyasa bundan sonra neler yapabilir? Hangi noktalara gelirse nerelere geri çekildiğinde alım yaparız? Bu videoda bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunun dışında dediğim gibi Fed'in zaten faiz kararını sabit bırakması beklenen bir şeydi ve faiz kararı sabit bırakıldıktan sonra Powell'ın yaptığı açıklamalarla beraber dx7 ciddi bir düşüş. Dolar karşısındaki varlıklarda da güzel yükselişler görüldü. Gene birazdan grafikler üzerine değerlendiririz. Altın, gümüş, Petrol grafiklerinde de pozisyonlar paylaşmıştık geçtiğimiz haftaki cuma günkü videoda. Umarım bunları da değerlendirmişsinizdir. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan hemen hızlıca Bitcoin grafiğiyle başlayalım. Geçtiğimiz haftaki videolarda Bitcoin'deki destek bandı olan 63.700-62.800 seviyelerinden bahsetmeye çalışmıştık ve konuşmuştuk. Şu anki güncel görünümüne baktığımızda Bitcoin'de kısa zaman dilimi içerisindeki yeni dibini yaptıktan sonra tekrardan bir yükseliş gerçekleştirdi. Minörde oluşan böyle düşen trend yapısında şu anki görünümde yukarı yönlü kırmış olsa da baktığımız zaman fiyata yeni bir dip yaptıran bölge olan 69.000 dolar seviyesi henüz kazanılabilmiş değil. Bu ne anlama geliyor? Yaşanan bu yükselişle beraber muhtemel yeni lower high seviyesini hani şöyle Yazacak olursak muhtemel yeni low high seviyesini yapmış, yeni bir dip yapmak için geri çekilme yaşayabilir. Yani piyasada hala geçtiğimiz videolarda da bunu belirtmeye çalışmıştım. Pozisyon aldım, ben bunu swing tutacağım demelik bir ortam şu anki görünümde mevcut değil. Bitcoin diyelim ki bu bölgeyi kazandı, işte hacimli bir şekilde de kazandı, bizim direnci kırdıran bölgemiz bu seviye olacağı için bu bölgenin geri çekilmelerinde artık yeni güvenli long pozisyonları almaya başlayacağız. Yani en azından ben kendi adıma bu fiyat hareketini takip ediyor olacağım. Tabii ki benim de long pozisyonlarım var. Olur da Bitcoin yeni bir dip yapmak ister diye bu yeni almış olduğum pozisyonun çoğundan kar alarak riskimi sattım ve maliyetlerimi ciddi oranda alt seviyelere çektim. Bitcoin ciddi bir geri çekilme yaşar, yeni bir dip yaparsa elimdeki pozisyonlara alt bölgelerden geri ekleyecek şekilde cüzdanımı, portföyümü ayarladım. Bunu da zaten sıklıkla videolarda hani bu şekilde plan yapmanız konusunda sizlere de elimden geldiğince uyarı yapmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi Bitcoin'in güncel görünümü şu an için bu şekilde. Tehlike geçti diyebilmemiz için son dibi yaptıran bölge kazanıldıktan sonra biz işte e, retest seviyelerini takip ediyor olacağız. Gene bu yapı hemen kırılır mı? İşte önümüzde hafta sonu var piyasa hacimli geçer mi? Yoksa hafta sonunun vereceği hacimsizlikle mi ilerler? Bunu tabii ki şu an kestirebilmek mümkün değil. Fakat önümüzdeki hafta salı günkü videoya kadar hani bu bahsettiğimiz fiyat hareketi gerçekleşmezse güncel görünümü tekrardan değerlendiriyor oluruz. USDT Dominance grafiği, USDT Dominance grafiği de şu an destek bölgesi olarak sayabileceğimiz bir seviyede. Hani buradan tekrardan yukarı yönlü tepki alması mümkün. USDT Dominance grafiği de eğer ki Bitcoin 69.000 dolar seviyesini kazanırsa, USDT Dominance grafiği de tekrardan destek bandına kadar geri çekilme sağlayacaktır ki sonrasında hani şuradan almış olduğu tepkiyle beraber eğer ki yükselişini devam ettiremezse muhtemelen bizim güvenli hani güçlü bir bölge olarak bahsettiğimiz hem yataydaki destek bandı hem de trend seviyesini aşağı yönünü kıracaktır diye düşünüyorum ki ondan sonra zaten piyasalarda ve özellikle altcoinlerde piyasanın biraz daha rahatlayacağını alt e, altcoinlerde güzel yükselişlerin başlayabileceği dönem olacağını düşünüyorum. Hani bu da şu anki beklentim. Ethereum grafiğine bakacak olursak Ethereum'da da salı günkü videoda 3095 3040 bandının fiyatı tutabilecek alt destek bandı olduğunu konuşmuştuk. Fiyat bu bölgeden güzel bir tepki aldı fakat fiyat bu bölgeye gelirken işte Sekin Ethereum'un menkul kıymet olarak değerlendirmesi konusunda bir oylama başlatacağı tarzında bir haber geldi ve bu haberle beraber fiyat e, bir satış yedi. Sonrasında işte çok fazla shortlan oldu hani daha derin bir düşüş gerçekleşir diye. Sonrasında fiyat destek bölgesini test etti ve bu bölgeden ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu anki görünümüne baktığımızda eskiden destek olarak baktığımız 3581 bölgesi şu an için ethereumun kazanması gereken ilk direnci olacaktır. Gene işte bitcoin ile benzer bir görünümü var. Fiyat bu bölgeyi kazanırsa artık bizim geri çekilmede takip edeceğimiz bölge 3400 bandı olacaktır. Hani son dibi yaptıran bölge 3670 bandı olduğu için hani fiyatın hani bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra e, olası geri çekilmede bizim takip edeceğimiz bölge bu nokta olacaktır. Hani yapıyı buluşa çevirdikten sonra muhtemel yeni yüksek dibini bu seviyelere vereceğini düşünüyorum. O yüzden de grafik üzerindeki fiyat yapısını bu şekilde takip etmenizi öneririm. Fiyat hani bulunmuş olduğu 3580 seviyesinden reddiyip bu bölgeye gelmesi durumunda tabii ki pozisyon almak riskli olacaktır. Geçtiğimiz haftaki videolarda hani konuştuğumuz trend desteği fiyatı gene tuttu ve yukarı yönlü tepki almasını sağladı. İnş takip eden arkadaşlar varsa gene şu an için kazanması gereken önemli direnç seviyesi 40 dolar bandı olacaktır. Fiyat bu bölgenin üzerine atması durumunda ise tekrardan bir üst direnç bandı olan 44.95 45 dolar seviyelerini test etmek isteyebilir. Benim ince de bir pozisyonum var. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Şu anki ilk ara destek seviyesi ise 37.50 seviyesi olacaktır. Fiyat bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber dediğim gibi ilk olarak kazanması gereken direnç bandı 40 dolar seviyesi olacaktır. Gene inci grafiğinde de hani benzer yapıyı görebilirsiniz. Hani eyvah kaçırdık dibi kaçırdık gibi bir beklentiniz olmasın. Yapılar henüz bu işe dönmüş değil. E, baktığımız zaman de bu bölgeyi kazandıktan sonra ve ricari testte biz bu bölgeden tekrardan güvenli bir long pozisyon almış olacağız. Dediğim gibi pozisyona girmeyen arkadaşların eyvah kaçırdım deyip tepe noktalardan alım yapmasını açıkçası kendi adıma önermem. Çünkü henüz markette net yani saatlik zaman dilimleri içerisinde bile kaçmış herhangi bir fırsat yok. Genel olarak alım yapmayı düşündüğünüz paritelerdeki son dibi yaptıran tepe bölgeleri kazanıldıktan sonra vericiye geri çekilmelerde pozisyon almak yani sizi ve cüzdanınızı daha güvenli tutacaktır diye düşünüyorum ki en azından Hani ben bu şekilde trade etmeyi daha doğru buluyorum. Bunu da bu şekilde tekrardan aktarmış olayım. Pixel 0.64 seviyeleri güzel ve önemli bir destek bandıydı. Ve fiyat 64 seviyesinin altına sarkarak 0.61 seviyelerini test etti. Hani bu bölgeyi değerlendiren oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Fakat hani bu bölgeyi değerlendiren arkadaşlar olduysa. Ee almış olduğu tepkiyle beraber güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Fakat gene ee tüm markette olduğu gibi Pixel'de de benzer bir görüntü mevcut. 0.79 seviyesi bir iş görünümünü buluşa çevireceği bölge. O yüzden bu seviye kritik. Yani bu bölgeyi kazandı. Şu şekilde bir yükseliş gerçekleştirdi. Vereceği geri çekilmede işte bizim ilk olarak alım yapmak için takip edeceğimiz bölge bu seviye olacaktır. Bu bölgeyi de kaybetmesi durumundaysa bir alt destek bandı olarak 0.70 seviyelerini biz takip ediyor olacağız. Gene bu bölge hangi bölgeyi değerlendireceğimiz konusunda ise bir sonraki videoda tekrardan bir güncelleme geçeriz. Fakat dediğim gibi şu anki görüntüsüne baktığımız zaman son dibini yaptıran bölgeyi henüz kazanamadığı için %30 civarında yükseldi eyvah kaçırdık gibi bir beklentiniz olmasın. Mutlaka yükselişine devam edecekse de ...mutlaka bir alım fırsatı verecektir. Daha güvenli vereceği alım fırsatını değerlendirip... ...swing olarak tutmayı düşünebilirsiniz. BIMx gene gaming projeler arasında... ...beklentilerin yüksek olduğu projelerden bir tanesi. Gene baktığımız zaman benzer yapı BIMx'de de mevcut. Kazanması gereken ilk direnç bölgesi... ...son dibi yaptıran seviye olan... 0.036-0.037 bandı olacaktır. Fiyat bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra olası bir geri çekilme vermesi durumunda şu anki görünümden bahsediyorum. 0.0328-0.0317 bandı bizim güvenli alım yapacağımız bölge olacaktır. Hani ben en azından hani takip edeceğim fiyat hareketlerini ve alım bölgelerini aktarmaya çalışıyorum ki hani siz de takip ettiğiniz coin bu listede yoktur. Takip ettiğiniz coin'de bu yapıları gözlemleyip Alım bölgenizi bu şekilde belirlemenizi tavsiye ederim. Fiyatını hani bu bölgeye kazanamadı geri çekilme yaşarsa hani riskli olacaktır tekrardan hani 320-310 7 bölgesi fakat hani ufak da olsa hani ufak böyle minicik stop olursa üzmeyecek miktarda bu bölgeleri değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Hani fiyatı tutup e, tekrardan direnç bölgesini test ettirme ihtimali olan bölgeler ama dediğim gibi riskinizi minimum tutmanız gereken seviye olacaktır. Hani fiyatın bu bölgeyi kazandıktan sonra buraya gelmesiyle bu alandan reddedip bu bölgeye gelmesi arasında ciddi fark var. Şu an bir geri çekilmeye şey Buraya gelirse ufak miktarla, stop olursa canınızı yakmayacak miktarla e, girmenizi tavsiye ederim. Direnci kazandıktan sonra bu bölgeye bir geri çekilme yaşarsa, işte bu bölge artık alıcıların daha istekli, daha kuvvetli olacağı bölge olacağından dolayı normal alımların yapılabileceğini düşündüğüm destek bandı olacak. Bir diğer gaming projesi olan Portal Gene benzer görünüm portalda da mevcut. Son dibi yaptıran bölge olan 2.23 bandı henüz kazanılabilmiş değil. Bu bölge kazanılmadığı sürece gene yeni bir dip yapma ihtimali mevcut. Fakat olur da bir geri çekilme yaşaması durumunda ise gene dediğim gibi ufak bir miktarla deneme yapılabilecek bölge 1.80 seviyesi olacaktır. Hani fiyatın bu bölgeden yukarı yönlü tepki alması mümkün. Buradan almış olduğu tepkiyle beraber son dibi yaptıran lower high noktasını kazanma ihtimali mevcut. Hani bu noktada şu şekilde tamamen şu anki yapıya göre çizmeye çalıştım. Hani bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber son lower high noktasını kazanabilir ve sonrasında vereceği geri çekilme ile beraber de bu bölgeden pozisyonu ekleme yapıp daha üst noktaları Hedefleyebiliriz. E, bu noktada portal takip eden arkadaşlar varsa benim takip edeceğim e, fiyat hareketi bu şekilde olacak. Avax, yani Salı günkü videoda ben fiyatın 46 dolar bandına gelmesi durumunda alım yapacağımı belirtmiştim. Fakat fiyat bu bölgeye gelmeden yukarı yönlü tepkisini aldı. Yani birçok altcoinde olduğu gibi baktığımız zaman fiyat e, grafiklerde likiditeler temizlenmiş durumda değil. Fiyat hani anlık bir şekilde bu bölgelerdeki likiditeleri temizlemek isterse gene alım yapmayı beklediğim bölge 47 dolar 45 dolar bandı olacak. Daha kısa zaman dilimi içerisinde bakarsak da hani şu şekilde birçok altcoin'de olduğu gibi şöyle kamamsı bir görünümde Avax'ta mevcut. Riskinizi hesaplayıp stop olmayı gözü aldıktan sonra hani bu bölgenin kırılım veri testinde de gene pozisyon düşünülebilir. Genellikle hani bu yapılarda fake kalma ihtimali yüksek. O yüzden riskinizi minimum tutmanızı tavsiye ediyorum. En azından ben kendi adıma hani bu şekilde uyarı yapmış olayım. Genellikle hani böyle market çok ekstrem buluş olmadığı veya işlem aldığınız pariteler buluş olmadığı sürece gene birazdan örneğini fantom grafiğinde vereceğim. Ekstra buluş olmadığı sürece hani bu tarz kırılımlar fake kalabiliyor. E, o yüzden de riskinizi minimum tutmanızı tavsiye ederim. Solana Solana destek bölgesinden aldığı tepkiyle beraber yine e, yükselişini şu an için sürdürmeye devam ediyor. Solana ve Solana ekosistemindeki hype özellikle meme coinlerdeki hype'lar devam ettiği sürece Solana'da yükselişini sürdürecektir. Destek bölgesini değerlendiren arkadaşlar olduysa hani bu bölgenin altına stop atarak pozisyonunu tutmalarını öneririm. En azından bu seviyelerden kar alıp pozisyonu stop atarsanız e, olası bir geri çekilmede veya bu bölgenin altına sarkması durumunda zararsız bir şekilde pozisyonu değerlendirmiştim dersiniz. Cüzdanınızda herhangi bir kaybınız olmamış olur. Şu anki güncel görünümüne baktığımızda ise tekrardan bir geri çekilme şey, bu bölgeyi test ettikten sonra Yeni bir high yapma ihtimali de mevcut. Şu an Solana'ya baktığımız zaman son dibi yaptıran bölgeyi kazanmış durumda. Hani bu bölgenin üzerinde kapanış yapmasının ben buluş olduğunu düşünüyorum. O yüzden de tekrardan yeni bir geri çekilme vermesi durumunda 177.40 172.50 bandından tekrardan tepki alması mümkün. Avax grafiğinde verdiğim örnek olan Phantom. Phantom ekstra olarak markette şu anda bullish coinlerden bir tanesi. Bu kamamsı filamamsı yapısını kırdıktan sonra yeni bir high yaptı ve şu anda ufaktan da olsa bir geri çekilme yaşıyor. Avax'ın ben açıkçası Phantom kadar şu anda bir hype olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani hype olan coinlerde bu filamaları değerlendirmeyi düşünürseniz eğer yani en azından fake yeme ihtimaliniz daha az olacaktır. Genellikle bullish coinlerde bu flama yapıları devam formasyonu olduğu için bullish coinlerde yükseliş devam edecekse Fiyat belli bir noktada işte böyle filama yapısı oluşturup, ondan sonra yükselişini devam ettiriyor. Fantomu ben takip edenler hatırlayacaktır. X hesabım üzerinde de tweetim hala duruyor. Ben bu bölgeden alım yapacağımı ve hani bu bölgeden alım yapılabileceğini paylaşmıştım. O yüzden bu bölgeden alım yaptıktan sonra fiyat zaten şu an 2X civarında yükseliş gerçekleştirdi. O noktada hani gelip de bu bölgelerde alım yapmak veya 0.97 işte desteği buradan alım yapılır demek. Açıkçası kendi adıma çok kolay bir şey değil. Hani beni de bu noktada anlayacağınızı düşünüyorum ki fiyat zaten ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Doğal olarak geri çekilmenin biraz derinleşmesi durumunda alt destek bölgelerini kendi adıma vermek daha doğru olacağını düşündüğümden dolayı hani açıkçası bu bölgelerden alım yapım diyemeyeceğim. Olur da bir geri çekilme yaşarsa ilk tepki alabileceği destek hem eski tepesi olan hem de fiyata yeni bir hay getiren 97 bandı olacaktır. Bu bölgeyi değerlendirmeyi düşünen arkadaşların Ufak miktarla değerlendirmesini tavsiye ederim. Çünkü hani gördüğünüz gibi fiyat zaten ana desteğinden aldığı tepkiyle beraber 2x civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu bölgeyi kaybetmesi durumunda ise veya ciddi bir satış yemesi durumunda tıpkı şu alanda olduğu gibi işte market bir düzeltme vermişti. Ve Phantom e, tam direnci kırdı gidiyor derken %26'lık bir düzeltmeyle beraber beklediğimiz alım bölgesine gelerek güzel kazanmamızı sağlamıştı. Şu anki görünüme baktığımızda Hani gelir mi gelmez mi bilmiyorum fakat olur da gelirse 0.70 0.65 bölgesi fantom takip edenler için güzel önemli bir alım bölgesi olacaktır. Marjin yapan arkadaşlar içinse 0.97 bandı şu an görünen ilk destek bölgesi olacak. Aved'de de gene benzer görüntü var. Yani her altcoini e söylemek istemiyorum. Genel olarak altcoinlerin tamamında benzer yapılar mevcut. Grafikler son yüksek dibini kırdıktan sonra tamamen bir iş bir görünüme sahip. Bu noktada son dibi yaptıran bölge olan 130 dolar seviyesini kazandıktan sonra gene bizim takip edeceğimiz destek bandı, ilk destek bölgesi 120-121 bölgesi olacaktır. Bir alt destek bandı bandıysa 110 seviyeleri A e, güvenli alım bölgesi olacağını düşünüyorum. Fiyat direkt olarak bir yükseliş gerçekleştirirse hani e, grafikte de örnek olarak çizdiğim bölge olan 140 seviyeleri ilk tepki alması gereken direnç bandı olmasını bekliyorum. Bu noktada hani fiyat bu bölgeye gelir mi yoksa e, bu bölgeyi kazandıktan sonra eski tepesinden yukarı yönlü tekrardan tepki alır mı almaz mı? Bunu tamamen Bitcoin'in bulunmuş olduğu bölge ve fiyat hareketiyle değerlendiriyor olacağız ama hani direkt olarak hani bir sonraki videoya kadar bu bölgeye gelirse geri çekilmede nerelerden tepki alabileceğini önümüzdeki hafta salı günkü videoda konuşuyor oluruz diye düşünüyorum. Cuma günkü videoda konuştuğumuz diğer bir coin ise BGB'ydi. BGB yani Bitget'in borsa tokenı. Baktığımız zaman geçtiğimiz hafta konuştuğumuz flama yapısını şu an yukarı yönlü kazanmış durumda. Şu anki görünümde fiyatın bu bölgeyi kazanmasının buluş olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde yapacağı bir yükselişten sonra ilk destek bölgesi olarak 0.92 bölgelerinden tepki alıp yükselişini sürdürmek isteyecektir. Hani teknik anlamda. BGB ile alakalı hani geçtiğimiz haftaki videoyu izlemen arkadaşlar varsa Bitget'in Web300'den olan Bitget Wallet'ta bir airdrop olduğundan bahsetmiştim ve yani Bitket'in token alan BWB'nin airdropu yapılacak bununla alakalı hani bu tarafta da bir haber olduğu için geçtiğimiz hafta BGB takip edilebilir hani fiyata pozitif yansıyabilir demiştim. Aynı zamanda BWB'nin airdropundan yararlanmayı düşünen arkadaşlar varsa eğer yapmanız gerekenler basit videonun açıklama kısmına hem linki bırakacağım hem de referans kodunu açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Mobil uygulamayı indirdikten sonra BWB kısmına tıklayıp claim airdrop dedikten sonra hani e, herhangi bir airdrop hakkınız var mı yok mu bunu görebilirsiniz. E, zaten açıklama kısmında da airdrop alabilmek için yapmanız gereken e, basit adımları sizlere gösteriyor. Bu noktada hani böyle ufak alım satımlar yaparak hacim sağlamanız veya e cüzdanınızda belli bir miktar tutmanız gerektiği kısmında hani böyle basit adımları var. Airdrop fırsatından da yer yararlanmayı düşünürseniz, eğer dediğim gibi videonun açıklama kısmında linkleri bırakacağım. Linklere tıklayarak daha detaylı bir şekilde kontrol edebilirsiniz ve bir diğer kampanya olan Bitget'in Ninja Traders referanslarına özel 25 dolarlık airdrop kazanma şansı mevcut. Bunu kazanmak için yapmanız gereken Bitget'te üyeliğiniz yoksa videonun açıklama kısmında gene referans linkini bulabilirsiniz. Referans linkiyle üye olduktan sonra vadeli veya spot tarafında 50 dolar değerinde ilk işleminizi yaptığınızda 10 dolar, 50 bin dolar değerinde işlem hacmine ulaştığınızda 15 dolarlık airdrop fırsatından yararlanabiliyorsunuz. Değerlendirmeyi düşünen arkadaşlar hem maksimum komisyon indirimli referans linkini hem de kampanya linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dedikten sonra jupiter grafiği ile devam edelim. İlk destek bölgesi olarak 1.13 seviyelerinden bahsetmiştik. Fiyat bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber şu anda güzel bir yükseliş gerçekleştirdi ve hani baktığımız zaman Solana grafiğinde olduğu gibi son dibi yaptıran bölgeyi kazandığı için olası bir geri çekilme durumunda ilk destek bölgesi olarak 1.1650 seviyelerinden tekrardan yukarı yönlü tepki alması mümkün. Hani bu bölgeye gelirse ben açıkçası pozisyonumu ekleme yapmayı düşünüyorum. Hani bunu da bu şekilde paylaşmış olayım. Gene Solana ekosisteminin liquid staking projesi olan JTO, JTO'da da hani destek bölgesi olarak 2.90 2.82 bandı olduğunu konuşmuştuk. Fakat hani ben bu bölgeyi değerlendirmedim. Hani markette düzeltme devam ederse açıkçası altcoin'lerde hani bir fitil bekledim. O yüzden de emrimi bir alt destek bandı olan 2.57 seviyelerine atmıştım. Şu an fiyat destek bölgesi üzerinden tepki almış olsa da henüz yeni bir high getirebilmiş değil. Olası bir geri çekilme durumunda gene beklentim aynı bölge. Fiyat 2.58-2.50 bandına gelirse JTO'da da alım yapmayı düşünüyorum. pitte de gene maalesef herhangi bir alım yapamadım. Hani ben geçtiğimiz hafta 0.80 bölgesinde bir likidite hareketi veya bir alt destek bandı olan 77 75 bandını takip edeceğimi aktarmıştım. Hani beklediğim fiyat hareketi gelmediği için herhangi bir alım yapmadım açıkçası. Şu anki görünümüne baktığımızda gene hani fiyat belirli bir range içerisindeki hareketini sürdürüyor diyebiliriz. Hani fiyat şu anda hani 1.15 ve 0.85 arasındaki range içerisinde hareketini sürdürmeye devam ediyor. Şu an için açıkçası baktığımızda hani 99 bandını kaybetmesi pek hoş olmamış diye düşünüyorum. O yüzden de bir geri çekilme yaşarsa gene destek bölgesi olarak mutlaka de değerlendirmeyi düşüneceğim bölge birincisi 0.816 0.77 bandı olacak. Bu bölgelere gelmeden eğer ki yükselişini devam ettirirse bir sonraki videoda gene oluşacak yeni yapıya göre alım bölgelerini değerlendiriyor oluruz. Aptos gene marketin son dönemde güçlü duran coinlerinden bir tanesi. Bu bölgede hani bu yükseliş esnasında çok fazla long likiditesi bıraktığı için ben Aptos'ta bir geri çekilme anlık bir düşüş görülebileceğini düşündüğümden dolayı takip edeceğim iki tane bölge olacak. Şu alt destekleri kaldırayım kafa karıştırmaması adına. Birinci bölge olarak 13.15 seviyelerini takip ediyor olacağım. Fiyat Hani en azından bu bölgeleri temizledikten sonra yukarı yönlü tekrardan tepki alması mümkün. Eğer ki 13 dolar seviyelerinden tepki almayıp bir alt destek bandına gelirse 11.78 12 dolar seviyelerindeki likidite hareketine göre Aptos'ta da yeni alım yapmayı düşünüyorum. Çok ufak bir pozisyonum var. Mevcutta olan ufak pozisyonuma ekleme yapacağım bölge olarak hani takip edeceğim destek seviyeleri bu şekilde. Belirttiğim bölgelere gelmesi durumunda da hani Aptos almayı düşünen arkadaşlar için bu bölgelerin fiyatı tutabilecek önemli seviyeler olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Rune e, trend yapısını kırmasıyla beraber güzel bir yükseliş gerçekleştirdi ve hani son dibi yaptıran bölgenin de üzerinde yaptığı kapanışlarla beraber e, yapısının tekrardan buluşa çevirdiğini düşünüyorum. Bu noktada Rune'de tekrardan alım yapmayı düşüneceğim bölge biraz bu aralık geniş bir seviye olsa da bu bölgede kademeli toplamayı düşünüyorum. 8 dolar 7.5 dolar seviyelerine bir geri çekilme yaşarsa şöyle ufak ufak gelir hani bu bölgelerden ben e, en az 3 kademe alım yaparak o ortalamamı düşürerek Rune'yi de almak istiyorum. Hani e, genel olarak market yukarı devam edecekse eğer Rune'deki beklentim şöyle günlükte daha net belli olacaktır. 13.22 seviyelerini test etmesi yönünde. O yüzden Rune'de de geri çekilmelerde ben e, dediğim gibi 8 dolar ve 7.50 dolar bandında pozisyon almayı düşünüyorum. RWA projelerine baktığımız zaman son dönemlerde çok fazla konuşulmaya başladı ve bunlardan en önemlisi Ondo. Destek bölgesinden aldığı tepkiyle beraber düşen trend yapısında kırdıktan sonra ciddi ve güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Hani baktığım zaman %60'lık bir yükseliş gerçekleştirmiş durumda. Olası bir geri çekilme durumunda ise fiyatın tepki alabileceği ilk destek bandı 0.6580-6440 bandı olacaktır. Şu an ekstra buluş olduğu için hani eski tepesinden tekrardan yukarı yönlü tepki alması muhtemel. Olur da bu bölgeyi kaybetmesi durumunda ise bir alt destek bandı olarak benim daha güvenli bir şekilde alım yapacağım bölge 0.57 0.5450 bandı Olacaktır hani şu an için onda grafiğinde teknik anlamda baktığımızda benim takip edeceğim ve değerlendireceğim iki tane bölge var e bunları da bu şekilde belirtmiş olayım hani bu bölgedeki işlemim destek altında stop olursa bir alt destek bölgesi olan 57.5460 seviyelerini takip ediyor olacağım bir diğer RWA projesi olan Pendle'dan da şöyle kısaca bahsetmiş olalım şu an için ilk direnç bölgesi olan 2. 8.270 seviyesini henüz kazanabilmiş değil. Fiyat hani bu bölgeye bir test verirse tekrardan yükselişini sürdürmek isteyecektir. Şu an e, direnç bölgesinde olduğu için bu bölgeye alarm atıp takip edebilirsiniz. Vanri hani Vanri'nin margin paritesi sonradan listelendiği için grafikten hani çok fazla böyle bir geçmiş e, verisi bulunmuyor. Şöyle spot paritesinden bakacak olursak düşen trend yapısını e, şu an yukarı yönünü kırmış olsa da bu bölge kazandıktan sonra fiyat yeni bir high yapabilmiş değil. Bu noktada tepki alabilecek ilk bölgesinin ben 0.267 0.255 bandı olacağını düşünüyorum. Fiyat hem bu düzeltmesiyle beraber bu bölgede longa dahil olanları silkeleyip tekrardan yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. Bu noktada hani benim açıkçası varlığındaki takip edeceğim ilk destek bandı bu seviye. Bu bölgede eğer ki pozisyon stop olması durumundaysa bir alt destek bandı olarak yani diyelim ki buradaki işlem stop oldu ve geri çekilme devam ediyor. Bu noktada takip edeceğim fiyat hareketi bu bölgenin likiditesini aldıktan sonra tekrardan 0.245 bölgesine vereceği retest olacaktır. Şu anki hani ilk destek seviyeleri takip edeceğim ilk destek bandı bu bölgeler olacak ee, bunu da bu şekilde aktarmış olayım kripto tarafında benim bahsetmek istediğim altcoinler bu şekilde de benim şu anda hani buluş olduğunu düşündüm ve sıklıkla takip ettiğim altcoinler bunlar hani nasıl bir fiyat hareketi gerçekleşirse nereden fiyata dahil olurum veya nerelere geri çekilmeler yaşanırsa nereden alım yapacağım konusunu umarım sizlere doğru ve güzel bir şekilde aktarabilmişimdir hani en azından siz bu coinleri takip etmiyorsanız veya farklı coinleri takip ediyorsanız da bahsetmeye çalıştığım fiyat hareketlerini fiyat yapılarını kendi grafiklerinizde, kendi takip ettiğiniz coinlerde de gözlemleyebilirsiniz. Bundan da bahsettikten sonra MTV indeks paritelerine şöyle kısaca bir bakalım. DXY'de geçtiğimiz haftaki videoda hani trend yapısından ve yataydaki direnç bölgesinden bahsetmiştik. Olası bir geri çekilme durumunda ise 101 bandının tepki alabileceği önemli bir seviye olduğunu konuşmuştuk ki hala düşüncelerim ve fikrim aynı. Dün gerçekleşen faiz kararı ve sonrasında Powell'ın yaptığı konuşmayla beraber DXY destek bölgesini ve trend yapısını tekrardan kaybetmiş durumda. Yeni bir açıklama yapılmadığı veya ekstra temel tarafta bir haber gelmediği sürece dolar karşısındaki varlıklarda ben şu anki görünümde yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Altında hani geçtiğimiz hafta buradaki filama yapısından bahsetmeye çalışmıştı. Bu bölgeyi kazandıktan sonra ciddi ve güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Yani umarım bu bölgeyi değerlendiren olmuştur ve yani buradan aldığı tepkiyle beraber altında yüzde iki buçuk civarında bir karlılık mevcut. Burada ki yükselişte eğer ki değerlendirdiyseniz pozisyondan mutlaka kar almanızı öneririm. Hani sonuçta altında hani genel görünümüne baktığımızda ciddi agresif bir yükseliş gerçekleştiriyor. Eğer ki bu yükselişi yakaladıysanız ben hani en azından kendi yaptığımı aktarayım. Hani fiyat yükseldikçe hani şu seviyelerden kar aldım. Bir sonraki kar alacağım nokta 2238 bandı olacak. Fiyat buraya geldiğinde benim çok ufak bir altın long'um kalmış olacak. Sonrasında tekrardan oluşturacağı yeni yapıları beraber değerlendiriyor oluruz. Fakat şu anki görünümüne baktığımızda hani olur da fiyat bu bölgelerden bir geri çekilme yaşarsa ilk destek bandı şu an için 2170 2165 seviyeleri olacağını düşünüyorum. Gümüş yani, e, direnç bölgesi olan 2460'ı kazanmasıyla beraber bir long pozisyon aldığımı belirtmiştim. E, umarım sizlerde de değerlendirmişsinizdir ve sonrasında dünkü verilerle beraber güzel yükselişini sürdürmeye devam etti. Benim gümüşteki beklediğim direnç seviyesi 26.14 bandı. Fiyat bu bölgeye gelince bir geri çekilme yaşayabilir. O noktada hani tıpkı altın grafiğinde olduğu gibi bu bölgeye geldiğinde gümüş longumun da %75'lik kısmını kapatmış olacağım. Baktığım zaman yükselen üçgen görünümü mevcut. Teknik anlamda hani bu seviyeyi kazanması durumunda gümüşte de ciddi ve agresif yükselişler görülebilir. Tıpkı Ethereum grafiğinde olduğu gibi hani Ethereum'da da Benzer bir yapı mevcuttu. Bu direnci kazanmasıyla beraber 35 dolar seviyelerine kadar gümüşte de yükseliş yaşanmasının ben çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bizim takip edeceğimiz 26.14 direnci kazanılırsa bu bölgeye vereceği reteste beraber daha orta vade swing pozisyon almayı düşünebiliriz. Fakat dediğim gibi şu an bu direnç kazanılmadığı sürece mevcut pozisyonlardan kar alarak takip etmeyi daha doğru buluyorum. Brent petrol gene X hesabım üzerinden altın, gümüş ve petrol grafiklerini ben paylaşmıştım. Direnç bölgesini kazanmasıyla beraber yükselişini sürdürdü ve şu anda bir geri çekilme yaşıyor. Bu yükseliş esnasında ben kar aldığım miktarı 84.70-85 bandına gelmesi durumunda Tekrardan geri eklemeyi düşünüyorum. Bu bölgenin altına sarkarsa petrol longumu stoplamış olacağım. Bunu da bu şekilde aktarmış olayım hani şu şekilde bir fiyat hareketi yapmasını bekliyorum petrol tarafında değerlendirmeyen veya değerlendirmeyi düşünen arkadaşlar varsa 84.70 bandı petrolün tepki alması muhtemel güzel güçlü bir destek seviyesi olacaktır. Bu haftaki videoda benim bahsetmek istediğim altcoin'ler emtia paritelerindeki alım bölgeleri veya işlem yapmayı düşündüğüm seviyeler bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Bilmeyen arkadaşlar için ben emtia ve indeks paritelerindeki işlemlerimi Prime XBT borsasında açıyorum. Prime XBT borsasında kullanmayı düşünüyorsanız eğer videonun açıklama kısmında yer alan %25 indirimli referans linkiyle üye olup buradaki fırsatları da değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Bu haftaki videoda benim bahsetmek istediğim altcoinler bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese şimdiden güzel keyifli hafta sonları, hayırlı iftarlar.